Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir konuya giriyoruz. Atatürkçülük ve Atatürkçü düşünce sistemi. Öncelikle Atatürkçü düşünce sistemi nedir? Onu açıklayalım. Atatürkçü düşünce sistemi bizzat ilkeleri Atatürk tarafından ortaya konan, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan, bakın çok önemli, bizim ihtiyaçlarımızdan doğuyor. Başka bir düşünceyle, başka bir felsefeyle bunu açıklamak mümkün değil. Bize özel. Türk milletinin sorunlarına çözüm önerileri getiren, huzurumuzu, mutluluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi, çağdaşlaşmamızı hedef alan, akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak gören, toplumun siyasi, hukuki, ekonomik, hemen inkılapların yapıldığı alanları hatırlayın, siyasi, hukuki, ekonomik hayatını etkeden ilke ve inkılaplar bütünü bir düşünce sistemidir. Tekrar ele alacak olursak, bizzat ilkeleri Atatürk tarafından ortaya koyan, bizim ihtiyaçlarımızdan doğan, Türk milletinin sorunlarına çözüm önerileri getiren, huzurumuzu, mutluluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi, çağdaşlaşmamızı hedef alan, akıl ve bilimi temel hareket noktası olarak gören, toplumun siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal hayatına etki eden ilke ve inkılaplar bütünü bir düşünce sistemidir. Peki, Atatürkçülüğün özellikleri nelerdir dersek, hemen arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsak bile aklımıza ne gelsin? İlke ve inkılaplarla neler yapıldı? İlke ve inkılapların hedefleri neler? Onları bile zihnimizden geçirsek ne yapar? Yine de içindekilerini kavramakta zorlanmayız. Evet, birinci maddemiz temel ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenmiştir. Türk milliyetçiliğine bağlıdır. Milli değerler, milli evrensel değerlerin kaynaşmasını amaçlar. Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Belirli bir grubu değil, toplumun tümünü kucaklar. Uygarlık ve insanlık anlayışla ters düşen hiçbir düşünceyle bağlantısı yoktur. Türk milletinin tam bağımsız bir devlet olmasını, milli egemene dayalı bir yönetim kurulmasını amaçlar. Çağın gerisinde kalmış kurumların yerine akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaçlar. Toplum ve devlet hayatındaki laikleşmeyi esas alır. Atatürk'ün devlet, ekonomi ve fikir hayatına ilişkin düşünce ve ilkelerinden oluşur. Atatürkçülüğü oluşturan ilke ve inkılaplar birbirine bağlı ve birbirini tamamlar. Çok önemli. Yani hiçbirini birinden ayırmak mümkün değildir. İlke ve inkılaplar birbirine bağlı ve birbirini tamamlar niteliktedir. Atatürk ilkelerinin temel amaçlarına gelecek olursak, Atatürk ilkelerinin temel amaçları ne? Türk milletinin huzur ve mutluluğunu sağlamak. Türk kültürünü çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak. Dış politikada ülkemizin saygınlığını sağlamak, milli egemenlik esasına dayanan demokratik, uygar, çünkü dünya devletleri genelde bu tarz yönetiliyor, uygar ve medeni bir toplum oluşturmak, sorunları ilmin ve bilimin ışığı etrafında çözümlemek, birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir Türkiye meydana getirmek. Nedir bu maddelerimiz? Atatürk ilkelerinin temel amaçlarıdır. Atatürk ilkeleri ne zaman belirleniyor? Atatürk ilkeleri 1931'de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 3. kurultayında partinin temel ilkeleri olarak benimseniyor ve 5 Şubat 1937'ye 37'de anayasaya dahil edilmiştir. Devletin temel ilkeleri niteliğine bürünmüştür. Evet, 31'de saptanıyor, 37'de anayasaya dahil ediliyor. 6 tane temel. Bir de bunların neleri var? Bunların bütünleyici ilkeleri var. Nedir temel ilkelerimiz? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Evet, bunları sırayla ele alacak olursak, öncelikle cumhuriyetçilikten başlayalım. Cumhuriyetçilik, demokrasi içinde işleyen en iyi yönetim biçimidir. Cumhuriyetini gördüğünüz zaman bir yönetim biçimi olduğunu zihninize kaydediyorsunuz. Yönetimin bir şahsa, bir aileye verilmesini istemez. Ne ister? Yönetimin Türk milletine, yani halkın kendi kendini yönetme imkanına kavuşmasını hedefler. Cumhuriyetçilik ulus egemenliği temeline dayanır. Veraseti size reddeder, saltanatı reddeder, yani babadan oğula geçişi reddeder. Temel ilke seçimdir, unutmayın. Seçimi gördüğünüz zaman cumhuriyetten bahsedeceksiniz. Temel ilke seçim, seçimlerin belli bir aralıkla yapılmasını öngörür. Bakın, ömür boyu tahtta kalmaya karşı. Ama seçimlerin belli aralıklarla, seçimlerin belli bir süre iktidarda kalmasını savunur. En güzel bütünleştiği sistem demokrasidir.
En güzel bütünleşti sistem demokrasi. Demokrasi ne? Halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla kendini yönetmesi. Bu da ancak neyle mümkün? Cumhuriyet rejimi. Ama şunu da unutmayalım. Her cumhuriyetin olduğu yerde demokrasi olmaz. Mesela aristokratik cumhuriyetler vardır. Roma'daki cumhuriyet anlayışları vardır. Yani her cumhuriyetin olduğu yerde demokrasi olmaz. Demokrasi içinde bir sürü kural vardır biliyorsunuz. Demokrasiye tam olarak geçmek de öyle kolay değildir ama cumhuriyetle en güzel bağdaşan, cumhuriyeti en güzel tamamlayan sistem nedir? Demokrasi. Değişmez bir yönetim biçimi olduğu için temel ilkelerin başına konulmuştur. En önemli özellik düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Sosyal devlet ve hukuk devlet anlayışı vardır. Atatürk'ün taviz vermediği ilkelerdendir. Biliyorsunuz Atatürk iki tane ilkeden kesinlikle taviz vermemiş ve bunu siyasi tartışmaların dışında tutmuştur. Nedir o ilkeler? Cumhuriyetçilik ve laiklik. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilgilidir. Evet, çünkü milleti yönetime katar, halkı yönetime katar. Onların yararını düşündüğü için bunlarla doğrudan ilgilidir. İleride halkçılık için ne diyeceğiz mesela? Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin zorunlu sonucu. Atatürk Cumhuriyeti'ni kime emanet edecek? Türk gençliğine emanet edecektir. Cumhuriyetle ilgili kavramlar nelerdir dersek, demokrasi, seçim, milli egemenlik, halk iradesi, katılım, meclis, mebus, TBMM, çoğulculuk, temsil, oy, bunları gördüğünüz zaman hemen ne diyeceksiniz? Cumhuriyetçilik diyeceksiniz. Peki bunu tamamlayıcı, bütünleyici ilke nedir? Ulusal egemenlik. Cumhuriyetçilikle alakalı inkılaplara bakacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, artı 21 ve 24 anayasaların kabul edilmesi, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetçilik yönetimi pekiştiriyor biliyorsunuz. Türk kadınına siyasi haklar verilmesi, çok partili hayata geçiş denemeleri, ordunun siyasetten ayrılması, tek dereceli seçim sisteminin getirilmesi, seçmen yaşının düşürülmesi, artı oy kullanmak için vergi verir şartının ortadan kaldırılması. Bunlar neyle alakalı? Cumhuriyetçilikle alakalı inkılaplardır. Geliyoruz milliyetçiliğe. Diğer adı ulusçuluk. Milliyetçiliğe geçmeden önce milletin tanımını yapalım. Eskiden tarih kitaplarında yer alan bir tanım vardı biliyorsunuz milletle alakalı. Ortak bir vatan üzerinde. Evet, ortak bir vatan üzerinde. Geçmişte bir arada yaşayan, bugün yaşamaya devam eden, gelecekte de yaşamayı hedefleyen, aralarında dil, din, tarih, ırk birlikteliği olan insan topluluklarına ne diyoruz? Millet. Ortak bir vatan üzerinde, geçmişte bir arada yaşayan, bugün yaşamaya devam eden, gelecekte yaşamayı hedefleyen, aralarında dil, din, ırk, tarih birlikteliği olan insan topluluklar. Peki bugün bu tanımı gerçekleştirmek mümkün mü? Dünyadaki bütün Türklerle aynı mekanda mı yaşıyoruz? Gelecek yani bütün Türklerle geçmişte her dakika aynı anda aynı yerde mi yaşadık? Gelecekte hepimiz aynı ülkede yaşamayı hedefliyor muyuz? Öyle bir şey hedeflemiyoruz ama bu eski tanım. Atatürk'ün millet tanımına gelecek olursak bu da önemli bakın. Normal millet tanımının içerisinde yer alıp Atatürk'ün tanımı içerisinde yer almayan öge diye sürekli sorulur. Atatürk'ün millet tanımı milletler topluluğu içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir diyor. Yani bu vatanın kurtarılmasında, bu vatanın kurulmasında emeği geçen herkes Türk milleti sayılır. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlanan herkes Türktür. Irk ve dine dayalı milliyetçiliğe ne yapmıştır? Karşı çıkmıştır. Milliyetçilik insanın ait olduğu milleti sevmez. Evet, demek ki vurguyu tekrar söyleyeyim. Atatürk'ün millet tanımında ırk ve din birlikteliği dışlanmıştır. Yoksa eğer sadece Türk milleti derseniz, onun dışındakileri bir arada tutamazsınız. Sadece Müslümanlar derseniz, ülkemizdeki diğer dinler insanları kucaklama şansınız, bir arada bulundurma şansınız olamaz. Peki milliyetçilik nedir? Milliyetçilik insanın ait olduğu milleti sevmesi, ona değer vermesi, milletin değerlerini esas alarak çıkarlarını korumayı amaçlayan düşünce sistemi.
Bakın bu herkeste olması gereken masumane bir düşünce. İnsanın ait olduğu milleti sevmesi, ona değer vermesi, onun değerlerini esas alarak çıkarlarını korumaya amaçlaması. Yani biri mutlu mu olacak, benim milletim olsun deme. Biri huzurlu mu olacak, benim milletim olsun. Biri egemen mi olacak, milletim. Biri bağımsız mı olacak, milletim. Biri çağdaş mı olacak, milletim. Evet, bunları düşünmesi. Milleti huzur ve refaha yönelten en güçlü bağlardan biridir milliyetçilik. Irkçılığa karşıdır. Vatan ve evet, yani en güzel, hani ben, benim milletim güzeldir, değerlidir ama en değerlisi benim, gerisi kahrolsun tarzı anlayışlara karşıdır. Vatan ve millet sevgisine, birlik ve beraberliğe dayalıdır, barışçıldır, insancıldır. Ulusal mücadelemizde birlik ve beraberliğimizi sağlamıştır. Anayasada yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü maddesi, milliyetçilik ilkesine yapılan en önemli vurgu. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Din ve mezhep ayrımını reddeder, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir. Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliği temeline dayanır. Sömürgeciliğe karşıdır. Ulusal bağımsızlığı temel alır. Peki bununla ilgili kavramlar? Türk, ırk, millet, vatan, birlik, bağımsızlık, bütünlük, kültür, özümüz, öz, kendi, kendimiz, dil, tarih, ulus, has, etnik, özgür gibi kavramlardan biz ne yapacağız? Milliyetçiliği çıkaracağız. Peki bütünleyici ilkesine milli bağımsızlık ve milli beraberlik, bunun bütünleyicisi. Milliyetçilik doğrusunda yapılan inkılaplara bakacak olursak TBMM'nin açılması. Bakın TBMM'nin açık, şimdi şöyle bir bu maddeden şunu yorumlamamız lazım. Bir inkılap sadece bir ilkeye girmez. Bir inkılap birden fazla ilkeye girer. Peki sorularda nasıl ayırt edeceğiz? Sorularda öncelikle alternatifsizi bulacağız. Alternatifsizi işaretledikten sonra gerisini şu şuna uyuyor, bu buna uyuyor diye çıkarmamız kolay olur. TBMM'nin açılması. Demin cumhuriyetçiliğe giriyor dedik, şimdi buna da giriyoruz. Halkçılığa da ne yapacağız? Girdireceğiz bir nevi. Evet, TBMM'nin açılması, Misak-ı Milli'nin kabulü, İstiklal Marşı'nın kabulü, İzmir İktisat Kongresi, ne var burada? Ulusal ekonomi hedefleri var. Kaptürasyonların kaldırılması, Tevhidi Tesisat Kanunu, bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Kabotaj Kanunu, kara sularımızdaki dolaşım hakkının yabancılardan alıp Türk milletine verilmesi, gümrük vergilerinin artırması, bizim yararımıza Türk Tarih Kurumu, halifeliğin kaldırması. Evet, bakın öğrenciler bunu bağdaştırmakta zorlanır. Unutmayın, halifeliğin milliyetçilikle ne alakası var demeyin. Halifeliğin kaldırılması ümmetçilik anlayışını bitirmiştir. Ümmetçi değilseniz artık milliyetçisinizdir. Milliyetçiliğin temellerini kuvvetlendirir, önemli. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Barası'nı koruma kanunu, dilimizin yabancı boyunduruğundan kurtarması, yabancılara ait işletmelerin satın alınması, Maarif Teşkilatı, yeni Türk alfabesinin kabulü, millet mektepleri, halk evleri, köy enstitüleri, yine bunlarda milliyetçilik kokuyor. Merkez Bankası'nın kurulması, Türkçe sözlük hazırlanması, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması, reji idaresinin kaldırılması, Vagonli olayı, Razgrad olayı, ezanın Türkçe okunması, medreselerin kapatılmasında ne vardır? Milliyetçilik düşüncesi vardır, önemli. Evet, halkçılık yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelir dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halkın yararını gözetmedir. Evet, sınıfsız, ayrıcalıksız bir toplum. Halkçılığın kelime anlamı eşitlik. Bakın, eşitlik ne demek? Bir ülke üzerinde yaşayan herkesin, her alanda ne yapması? Eşit olarak muamele görmesi. Her alanda. Biri yönetime mi katılacak? Herkes. Biri ekonomik haklarda mı yiyecek? Herkes. Birine işte maaş mı verecek? Dengeli herkes. Birine eğitim mi götürecek? Herkes. Sağlık hizmeti mi götürecek? Herkes. Sınıfsız, ayrıcalıksız bir toplum.
Peki sınıfsız, ayrıcalıksız bir toplum olursa halkçılık sahiple kaynaşma kolay olur mu? Evet. Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin eşit olmasını hedefler. Toplumun refah seviyesini yükseltmeyi hedefler. Halk yönetimini ve demokrasiyi savunur. Halkçılık ilkesine göre toplumun gelişimi iş bölümü ve dayanışmaya bağlıdır. İnsanları ayrıştırırsak, insanları gruplaştırırsak, birbirlerinin üzerine bir diğerini çıkarırsak bu zaman ne olur? İş bölümü ve dayanışma mümkün olur mu? Mümkün olmaz. Devlet ve topluma sorumluluklar yüklemiştir. Evet, halkçılığın sahne alabilmesi için hem devlete hem de topluma nedir? Sorumluluklar düşer. Yani burada en büyük sorumluluk devletin. Devletin tebaasını her noktada eşit kucaklaması lazım. Devlet benim yararıma her şeyi yaparken ben de ne yapacağım? Üzerime düşen vazife olarak beni koruyan, kucaklayan devletimi ayakta tutmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Halkın yararını kişi ve grup çıkarı üzerinde görür. İç barışı, sosyal adaleti sağlamayı amaçlar. Sınıfsız toplum, hukuk birliği, kanun önünde eşitlik, sosyal devlet, fırsat eşitliği neyle ilgilidir? Halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Ve önemlidir, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucudur halkçılık. Atatürk bu ilişkiyi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir sözleriyle ortaya koymuş. Peki ilgili kavramlar eşitlik, adalet, halk, sınıfsız toplum, ayrıcalıktan kaldığımız demokrasi, milliyetçilik ya da işte burada gördüğümüz gibi sosyal adalet, fırsat eşitliği kavramları neyle ilgili? Halkçılıkla. Bütünleyici ilkesi milli egemenlik, insan ve insanlık sevgisi. Evet, halkçılığın bütünleyici. Peki bu doğrultuda yapılan inkılaplara bakalım. Tevhidi Tesisat Kanunu, aşar vergisinin kaldırılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, yeni Türk harflerinin kabulü, millet mekteplerinin açılması, bunların hepsi halk yararına, okuma yazma seferberliği, halk evlerinin açılması, toprak reformu, soyadı kanunu, ayrıcalık belirten ünvan ve lakapların yasaklaması, kadınlara seçme seçilme hakkı, hıfzı, sıha enstitüsünün kurulması, devlet hastanelerinin, dispanserlerinin, çocuk esirgeme kurumunun açılması, Kızılay'ın güçlendirmesi, kılık kıyafet değişikliği, şapka kanunu neye girer? Halkçılığa girer. Geliyoruz Atatürk ilke, Atatürk ilkeleri içerisinde en çok tartışılan, yıllarca tartıştığımız ve tartışmaya da devam ettiğimiz bir ilkeye, laiklik. Laiklik nedir? Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, toplumda din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması bakımından devletin bütün dinlere eşit mesafede olması. Evet, devlet, laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Devlet düzeninin, hukuk kurallarının dine dayandırılmaması, inanç, ibadet, kanaat hürriyetini benimser. Bütün kurumlarda aklın, bilimin, ileri teknolojinin kullanmasını amaçlar. Laik bir devlette devletin resmi dini yoktur. Devlet bütün dinlere eşit mesafededir. Devlet hiç kimse inancından dolayı eleştiremez. İnanıyor diye eleştiremez. İnanmaya zorlayamaz. Dini sömürü aracı olarak kullanmasını engeller. Dinsel yönetimlere, teokratik yönetimlere karşıdır. Din istismarına, hurafelere, batın inanışlara, doğmalara tamamen karşıdır. Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini savunur. Evet, şimdi Atatürk diyor ki arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır ifadesiyle laiklik ilkesini açıkça ne yapar? Dile getirir. Laiklik
cumhuriyetçilik ilkesi gibi tüm siyasi tartışmaların dışında tutulmuştur. Anayasamızda değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerden bir tanesidir. Laiklik sayesinde toplumun çağdaşlaşması hızlanmış, kaynaşması kolaylaşmış. Herkesi kucaklarsanız, kimseyi kimsenin önüne geçirmezseniz, kimseyi aşağılamazsanız kaynaşma kolay olur mu? Evet. Huzur, mutluluk kolay gelir mi? Evet. Ve yine bu laiklik ilkesi yabancı devletlerin azınlık haklarını bahane ederek, şu mezhebi, bu grubu bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemiştir. Evet, yani bizde tabii ki laiklik bazen dinsizlik pozisyonda anlaşılabilmiştir. Tabii bazen şu boyutta din devlete karışamaz şeklinde ama devlet dine karışır şeklinde de anlaşıldığı dönemler olmuştur. Ama laiklik devlet dine karışamaz, din de devlete karışamaz. Evet, yine şunu da belirtelim. Devlet hani herkesi eşit mesafede, Yahudinin havraya mı ihtiyacı var kuracak, Hristiyanın kiliseye mi ihtiyacı var kuracak, Müslümanın camiye mi ihtiyacı var kuracak. Bununla ilgili kavramlar ne? Akılcı, bilimsel, çağdaşlık, hukuk, vicdan, ibadet hürriyeti, mantık, tabuları yıkma değil ya, doğma. Bütün bunlar laiklikle ilgili. Bütünleyici ilkesi akılcılık ve bilimsellik. Peki laiklik doğrusunda yapılan inkılaplara bakacak olursak, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Hani saltanatın kaldırılması için ne demiştik, ne diyeceğiz? Saltanatın kaldırılması laikliğin en önemli aşamasıdır. Halifeliğin kaldırılması da, pardon, saltanatın kaldırılması laikliğin ilk aşaması. Halifeliğin kaldırılması laikliğin en önemli aşaması. Tevhid-i tesisat kanunu, şeriye ve efkaf vekâtının kaldırılması, medreselerin kapatılması, marif teşkilatı, tekke türbe zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet şapka kanunu, medeni kanun, dini içerikli ünvan ve lakapların kaldırılması, 24 anayasasında devletin dini İslam'dır ibaresinin 1928'de çıkarılması, 1924 anayasasında yemin şeklinin değişmesi vallahi yerine namusum üzerine and içerim ifadesinin getirilmesi, 37'de laiklik ilkesinin anayasaya dahil edilmesi, şer'i mahkemelerin kapatılması, şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi, Latin alfabesinin kapatılması neye girer? Laiklik. Evet, Latin alfabesinin kapatılması maalesef bir dönem laikliğe alınmıştır. Bir dönem alınmamıştır. Bazı kaynaklar alıyor, bazı kaynaklar almıyor. Burada da tereddüt yaşamayın. Devletçilik. Devletçilik bizde iki anlamda kullanılır. Devletçilik iki anlama gelir. Dar anlamda devletçilik, geniş anlamda devletçilik. Geniş anlamda devletçilik ne? Devletin ekonomik, sosyal, kültürel alanlara müdahale etmesi, vatandaşların gelişmesi ve yücelmesi için gereken her şeyi yapması. Ya da işte devletin ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda, sağlık alanlarında vatandaşın ihtiyaç duyduğu her şeyi yapması. Vatandaşın gelişmesi, yücelmesi için gereken her şeye el uzatmaz. Peki dar anlamda devletçilik ne? Genelde bizim sorularımızda en çok çıkan şekli dar anlamda devletçiliktir. Devletin doğrudan ekonomiye müdahale etmesi, yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmesi, temel hizmetleri ihtiyaçları karşılamasıdır. Evet, devletin ekonomik işleri doğrudan yerine getirmesi dar anlamda devletçiliktir. Daha çok sorularımızda bu yön üzerinde durulur. Devletin ekonomiye doğrudan müdahalesi anlamına da gelir. Devletin ekonomik kalkınma için yaptığı tüm müdahaleler bu ilkeyle ilgilidir. Atatürk'ün devletçilik anlayışında karma model vardır. Başka uluslar gibi sadece devlet özel sektör dışlanmaz. Atatürk'ün devletçilik anlayışında karma ekonomi modeli genelde uygulanmıştır. Özel girişim engellenmez ki bu dönemde ne yapıyor? İşte
Türkiye Cumhuriyeti'nde öncelikle özel, İzmir İstihbarat Kongresi'nde hatırlayın, özel sektörü öne çıkarıcı bir sürü tedbirler yaptık. Teşviki sanayi kanunlarına kadar ulaştık. Ama özel sektör istenilen performansı yerine getiremeyince yine halkı için devlet ne yapmıştır? Onun yapamadığı işleri doğrudan yapmaya kalkmıştır. Türkiye'de devletçilik ekonomik alanda karma ekonomi şeklinde görünür. Yabancı sermayeye karşı değildir. Devletçilik ilkesi Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş bize özgü bir sistemdir. Atatürk döneminde devletçiliği savunma, halka anlatma maksadıyla Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından 1932'de Kadro dergisi çıkarılmıştır. Çıkmış bir soru. Türkiye'de devletçilik modeli 1927'de çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu'nun başarısız olması neticesinde gündeme geliyor. Şimdi Teşviki Sanayi Kanunu'nda ne vardı? Özel sektörü işin içine katma. Ama özel sektör burada kendisinden bekleneni yerine getiremeyince ne yapacak dedik? Devlet halkı için işleri, büyük yatırımları üzerine almak zorunda kalacaktır. Devletçilik 1931'de CHP programına girmiş, 32'de devlet sanayi ofisinin kurulmasıyla devlet işletmeciliğe yönlendirilmiştir. Halkçılık ilkesini tamamlar, sosyal devlet ilkesini benimser. Toplumun temel ihtiyaçları olan fabrikaların kurulması amaçlandığı için planlı ekonomi programları yapılarak hayata geçirmiştir. O biraz daha söyleyeceğiz. Birinci 5 yıllık kalkınma planı, ikinci 5 yıllık kalkınma planı gibi. Yapılan faaliyetler Türkiye'de modern sanayi ve ekonomik kuruluşların kurulmasında etkili olmuştur. Devletçilik günümüzde gelişen ve değişen ekonomik gelişmeler, devlet işlerinin iyi yönetilememesi, zarar etmeleri, maliye yük olması sebebiyle etkisini ne yapacak? Kaybedecek. Evet, Atatürk ilkeleri içerisinde etkisini kaybeden tek ilke devletçiliktir. Bugün özelleştirme denilen yöntemle devletin elindeki bütün kitler ne yapıyor? Özel sektöre satılmıştır. Peki bununla ilgili kavramlar, ekonomi, girişimcilik, kalkınma, sanayi, iktisat, fabrika, endüstri, karma, teşebbüs, yatırım, devlet, fert, sosyal devlet anlayışları devletçiliğe girer. Peki bu doğrultuda yapılan inkılaplara bakacak olursak, tarım alanındaki destekleyici çalışmalar, yabancı işletmelerin satın alması, kamulaştırması, Türk tarımına öncülük eden Atatürk Orman Çiftliği'nin ve örnek çiftliklerin kurulması, toprak mahsulleri ofisinin açılması, devletin eğitim, sağlık, güvenlikle alakalı her türlü yatırımı yapması, devletin banka kurması, iş bankası hariç. Neden? Çünkü iş bankası özelse, bakın ekonomiyle ilgili bankadır. Hemen atlamayalım, çok tongaya düşürmüştür insanlar. İş bankası özel bankadır. Devletin kurduğu bir banka değildir, şeye girmez, devletçiliğe girmez. Yine tonga sorusu, mesela ekonomiyle ilgili şeyleri arıyoruz ya seçeneklerde. Ekonomiyle ilgili şeyleri ararken yine öğrencilerin takıldığı bir başka unsur teşviki. Teşviki sanayi kanunu. Teşviki sanayi kanunu ekonomiyle ilgili ama devletçiliğe girmez. Çünkü burada ne var? Özel sektörü işin içine katma var. Devletçilik ne demek? Özelin yapamadığını devletin yapması demek. Evet. Milli Koruma Kanunu, şişe, cam, karabük, demir, çelik fabrikaları gibi yatırımların yapılması, ki şeker fabrikasını kuruyordu devletlik olarak. Devletin bankaları kredi ve kredi kooperatiflerinin denetimi altına alması. Birinci 5 yıllık kalkınma planı, arkasından ikinci 5 yıllık kalkınma planı. Ama birinci 5 yıllık kalkınma planını uygulamaya koyduk da, ne oluyoruz? 39'a kadar uygulandı ama 2. 5 yıllık kalkınma planı 2. Dünya Savaşı sebebiyle uygulamaya geçirilemiyor. Kamu iktisadi teşebbüslerin gerçekleştirilmesi, maden teknik arama enstitüsünün kurulması neye girer? Devletçiliğe girer.